çok tutar bu film. Ve başrolde yine adım. Hadiseden aşk ilanı. Dominik'ten koku alıyorsam ben de Türkiye'den bazı kokular alıyorum Hadise. Onu ne yapacağız? Evet, neler söylemek istersin? Aşk güzel. Bunu sen çok iyi bilirsin Hadise. Ünlü popçu Hadise, geçen aylarda özel hayatıyla ilgili iddialı sözler sarf etmiş ve aşk hayatının her zaman özel kalacağına vurgu yaparak beni sevgilimle kolay kolay yakalayamazsınız demişti. Ben size bir şey söyleyeyim. Olsa da söylemem. Söylemem. Evlenirim. Karşınıza çıkıp ben evlendim arkadaşlar da demem, onu söyleyeyim size. Olsa da zaten ne zaman söyledim ben size hayatımda biri olunca? Evet artık ben aşığım arkadaşlar. Birisi var hayatımda hiç demedim. Demeyeceğim. Özelimi özel tutmayı sevdiğim için yani kolay kolay yakalayamazsınız. Ama bu kadın çok mutlu. Başka da bir şey demiyorum efendim. Hadise bu açıklamalarına rağmen oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığını sosyal medyadan peş peşe verdiği şifrelerle kendisi açık etti. Ünlü popçu önce Kaan Yıldırım'ın sevimli köpeği Benek'le paylaşım yaptı, ardından sevgilisinin koltuğunda çekilen fotoğrafını yayınladı. Çiftin takipçileri şifreleri çözüp Hadise'nin Kaan Yıldırım'ın evinde olduğunu belgeledi. Hadise'nin kız kardeşi bile müstakbel eniştesi Kaan Yıldırım'ın evinin mutfağından story attı. Kom, 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 gıcır, bütün bunlar yaşanırken Kaan Yıldırım'ın Hadise'ye dair hiçbir paylaşımda bulunmaması ise dikkat çekti. Kom, 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 son olaraksa Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinden Survivor adasındaki birleşme partisine bağlantı yaptı. Yine dikkatli takipçiler Hadise'nin arkasındaki duvarın önünde daha önce Kaan Yıldırım'ın başka paylaşımlar yaptığını ortaya çıkardı. Hadise yayın sırasında Acun Ilıcalı'ya adadaki iki yarışmacı arasında aşk kokusu aldığını söyledi. Bunun üzerine Ilıcalı karşı atağa geçip Hadise'nin Kaan Yıldırım'la yaşadığı ilişkiye gönderme yaparak "Ben de Türkiye'den bazı aşk kokuları alıyorum Hadise, onu ne yapacağız?" sorusunu yöneltti. Hadise kahkaha attı ve "Aşk güzel" diyerek ilişkisini itiraf etti. Bir olay daha var, bunu Acun'a da söyledim bugün. Yani bir ilk yaşıyoruz sanki Acun, bir aşk mı doğuyor Survivor'da? Bilmiyorum. Yok hani aşk doğuyor diyemeyiz. Aa! Yani yok. Ne yok? Yok. Yani bize gelen öyle bir bilgi yok şu anda. Biliyorsun O Ses Türkiye'de de kaç kere gördüm. Deşifre ettim yarışmacıları biliyorsun. Sen şimdi göç kartlarımı seyrettiğin için neyi kastettiğini anlıyorum. O bir centilmenlik, öyle düşün. Sen öyle de. Sen böyle aşk kokularını çok iyi alıyormuşsun ya. Hı hı. Hadise ben de alıyorum. Ben de alıyorum. Aa, kimmiş, kimmiş? Kimlersin? Ne güzel bak. Sen Dominik'ten koku alıyorsan ben de Türkiye'den bazı kokular alıyorum Hadise. Onu ne yapacağız? Evet. Neler söylemek istersin? Aşk güzel. Bunu sen çok iyi bilirsin Hadise. Öte yandan Hadise'yi Kaan Yıldırım'la aynı zamanda komşusu olan ünlü oyuncu Seda Bakan'ın tanıştırdığı gündeme gelmişti. Seda Bakan hafta başı Hadise'nin şarkısıyla dans ettiği görüntüleri yayınladı. Bu arada Kaan Yıldırım'ın çok düşkün olduğu köpeği Bene'yi sadece hafta sonları dolaştırdığı, diğer günlerse bakıcıya emanet ettiği ortaya çıktı. Abi köpek Kaan'ın mı? Evet abi. Kendisi çıkarmıyor mu normalde? Kendisi hafta sonu abi. Hafta sonları mı dolaştırıyor? Evet. Abi Hadise'yle görüyor musun normalde evinde? Ben bilgi veremiyorum abi. Yok hiç denk geldin mi abi? Ben bilgi veremiyorum. Tamam sadece denk geldin mi gelmedin mi abi? Gelmedim abi. Şuydu değil mi abi köpeği? Bu abi. Menek. Ne ismi abi onun? Menek. Menek. Tamam abi. Kaan Yıldırım ailesini sildi. Öte yandan Hadise ile yaşadığı aşkı nikah masasına taşımaya hazırlandığı öne sürülen Kaan Yıldırım peş peşe anne ve babasını takipten çıkardı.
Bu durum hadisenin istenmeyen gelin olduğu iddiasını akıllara getirdi. Konuyla ilgili çok sayıda yorum yapılınca Kaan Yıldırım sessizliğini bozdu ve yaptığı yazılı açıklamada şu satırlara yer verdi. "Ailem benim her şeyimdir. Herkesin olduğu gibi. Onları takipten çıkarmamın tek nedeni onların özelini koruma içgüdüsüydü. Yanlış yorumlanmasını istemem. En kısa zamanda ailelerimizle birlikte geçireceğimiz sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle." Çok iyi anlıyorum. Çift kafaları, böyle aile olmalar, sıcak buluşmalar, WhatsApp grupları ama ben gelemem. Geçen günlerde Instagram'daki bir sosyal medya hesabı tarafından Kaan Yıldırım'ın anne ve babasının adı paylaşılmıştı. Bu gelişmenin ardından ünlü oyuncunun annesi Seyhan ve babası Hakan Yıldırım'ın hadiseyle ilgili mesaj yağmuruna tutulduğu öğrenildi. Kırklareli'nde bir ilaç fabrikası işleten Kaan Yıldırım'ın ailesinin bu durumdan oldukça rahatsız olduğu ifade edildi. Hadisenin mahkemelik olduğu ablası fena patladı. Öte yandan hadise geçmişte menajerliğini yapan ve kliplerini yöneten ablası Hülya Açıkgöz'le uzun süredir kanlı bıçaklı. Ünlü şarkıcı annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihara kalkışmasının ardından ablası Hülya Açıkgöz'ü hayatından çıkarmıştı. Her şey burada bitti, toparlan gidiyorsun, zamana bırakmadım, tehlike arz ediyorsun. Hadise iş hayatında birçok kişiyle arasını bozmak ve maddi imkanlarını kötüye kullanmakla suçlayıp zehirli insan dediği ablasıyla son olarak adına açılan internet sitesini satışa çıkardığı için mahkemelik olmuştu. Hadiseye modacılık yapan kardeşi Derya Açıkgöz de destek verdi ve iki kardeş ablalarını dışladı. Hadisenin maddi yardımı da kestiği Hülya Açıkgöz daha önce yaşadığı ülke olan Belçika'ya geri döndü. Abla Açıkgöz kendisini Kardashian ailesinin üyesi Kourtney Kardashian'a benzetti. Biz yazdık, yine biz bozduk, sınırı çizdik, bize de Kim Kardashian, geçen günlerde tekme tokat kavga ettiği Kourtney Kardashian'a attığı tokatla gündeme gelmişti. Hülya Açıkgöz, Kourtney Kardashian'a "Neler hissettiğini anlıyorum kardeşim" mesajını atmıştı. Hülya Açıkgöz son olarak sinirini bir kadın takipçiden çıkardı. Açıkgöz kendisine "Tabii anlarsınız, o da senelerdir kardeşlerinin üzerinden zengin oldu. Yine de hala paraya doyamadı" mesajını atan takipçiye hakaret etti ve şu sert yanıtı yazdı. "Bunlar reality TV dedikleri program çekiyor. Ailecek kazanıyorlar paralarını. Kourtney baskıdan ve ezilmekten bıkan bir şahıs ve programa son verdi. Sen de az bir zeka olsa önce bilgi edinip sonra yorum yazardın. Evet, Kourtney'yi en iyi anlayan benim."